takılmayacağım. Yani şu an oradan koparasım yok mu içmemiş. Yani her videomda sizlerle paylaştığım bir arkamda şu an. Hiç benzemiyor şeylere. Şunun tatlılığına, şunun güzelliğine bakın. Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte güzel bir vlog eşliğinde kahvaltı yapacağız. Aslında her sabah yaptığım o güzel kahvaltımı bugün sizlerle birlikte farklı bir ortamda, daha doğrusu bahçemde sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Kümese doğru inelim, yumurtaları alalım. Oradan gereken yeşillikleri de temin ettikten sonra tekrar buraya çıkalım, sizlerle birlikte güzel bir kahvaltı sofrası hazırlayıp kahvaltıya oturacağız. İnşallah. Hadi yavaş yavaş gidelim. Hava aşırı derecede sıcak ve nem oldukça fazla arkadaşlar. Ama şu yeşilliğin güzelliği muhteşem. Tek bir yaprak bile canlanmıyor şu an. O kadar rüzgar yok. Hiçbir şey yok. Sabah saatin 7'si arkadaşlar. Ve hayvanların yanına giderken her gün neşeyle, mutlulukla onların yanına gidiyorum. Hayvan sevgisinin bana verdiği enerjiyle her sabah erkenden kalkıp inip çıkıyorum arkadaşlar. Hayvanlarımız için her sabah öncelikle onlara küçük de olsa bir sürpriz yapmak istiyorum. Çünkü beni gördükleri zaman hepsi neşelenip, hepsi bir taraftan kümesin kapısına doğru koşarken beni gördükleri için o mutluluklarına bir hediye olsun diye onlar için güzel bir ot biçiyorum arkadaşlar. Şimdi az bir şey ot biçip onu da alıp ondan sonra kümese gidelim. Onlara güzel bir sürpriz yapalım değil mi? Hadi bakalım. Tırmanımızı da aldık. Hadi kümese geçelim.
kümesimizdeki ot kısmını da hallettik. Sabah sabah onları bir böyle neşelendirdik arkadaşlar. Şöyle kümesi de gezelim. Bizim Şahmuz yine firar etmiş arkadaşlar. Büyük ihtimalle sandığın altında. Orada takılıyor bir arada. Böylece kümeste herhangi bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Ne haber oğlum? Diğer pizan hayvanlarımız şu horozcuk çükçük ötmeye de çıkmış kerata. Buradaki hayvanlarımız da bayağı bir büyüdü. Bunları da yakın zamanda karıştıracağız sağa sola arkadaşlar. Ve sizlere güzel bir de sürpriz yapalım sabah sabah. Sizlere yeni civcivlerimi göstereceğim. 5 tane falan civcivim var. Onları görelim isterseniz. Yeni çıktılar, sizlerle paylaşmam. Bak. Demek 4 taneymiş. 5 taneymiş. Aman tatlılıklara bakın siz. Güzelliklere bakın siz. Evet, civcivlerimiz de böyleydi arkadaşlar. Yeni civcivlerimizi de görmüş oldunuz. Asurop civcivler onlar. Aynı zamanda içerisinde sandığım kadarıyla ve mavi yumurtacımızın yumurtalarından vardı. Onlar da çıktı. Hangisinin kırması bilmiyorum. Neyse, hadi gidelim yumurta toplamaya. Önce bir tane bak. Bu arada bıldırcınları da orada görmediniz. Bıldırcınları ortama kaydırıyoruz. Eğer dışarıda varsa birkaç tane denk geliriz. Güvercinler de pür dikkat beni bekliyor arkadaşlar. Onların o güzelliğine bakın. Yem bekliyorlar benden ama vermeyeceğim. Hayır tabii ki hayvanlar o kadar beklemesin. Hemen bir tane alalım. Afiyet olsun çocuklar. Hadi başlayalım. Hadi şimdi yumurtaları toplayalım. Orada da bıldırcınlar var. Dışarıda dolaşmıyor. Arkadaşlar bir tane kap bulalım. Kapımızı da bulduk. Evet, yumurtaları toplayalım. Dün dedim ki almayın yumurtaları. İçeriye de serçe girdi. Serçe. Senden şimdi ne ben yiyeyim lan? Yumurtaları da toplayayım. Maşallah. Evet, hemen önümde arkadaşlar tavuk görünmüyor. Tavuklar falan yok. Bunları alalım. 5 yumurtası ağırlıklı yumurta var. Zaten bu ara yumurta verimimiz arttı. Beçler zaten hayvan gibi sarıyorlar arkadaşlar. Çünkü hayvanlar. Bunları sarmaya devam ediyorlar. Yumurtalar almaya devam ediyoruz. Bunlar birazdan tavaya kızaracak. Daha doğrusu tavaya kıracak. Muhteşem olacak. Şuraya geçelim. Burada da yine yumurtalarımız var arkadaşlar. Onları da alayım. Hemen alacağım. Bayağı da bir yumurta bitmiş aslında. Yumurta toplama videosu da gelecek inşallah yakın zamanda. Daha doğrusu geldi bile. Ama burada da var arkadaşlar. 3 tane daha var. 2 tane de bu tarafta var. Oldukça iyi birikmiş. Hızlı hızlı topluyorum yumurtaları. Çünkü yukarı çıkıp kahvaltıya hazırlamamız gerekiyor. Tabi
sadece tavuk yumurtalarıyla da olmayacak. Gidip bakalım bıldırcın yumurtaları da var mı? Birkaç tane de bıldırcın yumurtası alalım. Çünkü bıldırcın yumurtası da araya kırarız, güzel olur. Kırması biraz zor ama kırarız. Hadi bakalım. Buradan da birkaç yumurta alacağım şimdi. Şu kapa ağzında var zaten. Hepsini almayacağım. Birkaç tane alacağım yeterli bizlere. Şöyle şey, şuraya ekleriz. Şunu da var. Şunu da alalım. Şunu da alalım. Bütün yumurtalar bizim olsun. Aslında 2, 4, 5, 6 tane yumurta aldım. Evet, şöyle bakarsanız arkadaşlar, yumurtalarımız, bıldırcın yumurtalarımızı da aldık. Artık seramıza geçebiliriz. Domates ve salatalık arada almayı unutmayalım. Seramıza geldik arkadaşlar. Tamamıyla organik seramızın içerisine girip domates ve salatalık, aynı zamanda sağda solda bulunan annemin emekleriyle burada olan bitkilerden, daha doğrusu roka, pirpirim nereden çıktı ya? Neyse, ona benzer maydanoz falan da var. Onların hepsini alıp sonrasında eve kaçacağız. Hadi bakalım, isterseniz içeri doğru girelim. Pirpirim arkadaşlar, diğer adıyla semiz otuymuş. Semiz otu neyse artık. Bu pirpirimlerden de alacağım. Bu pirpirimleri çok seviyorum. Çiğ çiğ de yiyiliyor bu pirpirimler. Aynı yemlik tadı veriyor hafiften, böyle ot, bildiğiniz ot yiyorsunuz. Ama oldukça sağlıklı olduğu söyleniyor. Hemen şuradan bir poşet çıkartıyoruz. Poşetimiz en fazla 2 tane domates alacak kadar. Çünkü domateslerimiz oldukça büyük. İsterseniz şöyle gezelim bakalım. Domates hangisini alsak? Sera hakkında hiçbir şekilde bilgim yok. Bana sera hakkında soru sormayın arkadaşlar. Seracılık nasıl yapılır? Domatesle nasıl ekilir, biçilir bilmiyorum. Tamamıyla babamın ve annemin yaptığı işlemler bunlar. Şimdi şöyle baktığımız zaman oldukça büyük domatesleri görebilirsiniz. Bakın, bunlar tamamıyla organik ve iyi bakılmış sebzeler diyebiliriz. Oldukça büyük. O büyükler bize lazım değil çünkü o büyüğü kim kesecek? Küçük, daha minyum domatesleri arıyorum. Bir tane gözüme kestirdim. Şurada bakarsanız güzel bir domates var. Tam istediğim kıvamda. Evet, aldım. Muhteşem değil mi? Maşallah. Bunu koyuyoruz. Bir tane buradan alalım. Tam da yerişmemiş olacak. Hafif böyle ekşimsi tadı istiyorum. Buradaki domatesin şekline bakın arkadaşlar. Ne kadar güzel bir değişik bir tip almış, şekil almış domates. Ama güzel, ona dokunmayacağım. Yani şu an oradan koparasım yok. Kıyamam o domatese. Yazık değil mi? Şimdi bakıyorum. Şunu alabilirim aslında. Biraz ekşi olur. Hem de güzel olur. Tam yerişmemiş. Daha değil. Bakın, muhteşem. Maşallah. Şöyle şu an burayı açıp kıtlayasım var. Yani zor dayanıyorum. Kahvaltıya saklıyorum bu enerjimi. Ve burada küçük domateslerimizi görebilirsiniz arkadaşlar. Bu da tamamıyla kendimizin ve tamamıyla organik. Hatta bunlardan da birkaç tane alıp leblebi gibi kahvaltıda yiyebiliriz. Bugün sizlerle bu şekilde tam bir köy hayatı, köy kahvaltısı nasıl olur onu paylaşacağım arkadaşlar. Ve yine her videomda sizlerle paylaştığım gibi arkamda şu an böğürtlenler var. Bu böğürtlenlere birazdan saldıracağım arkadaşlar. Yine çok çok özür dileyerek tabii ki yiyeceğim bu böğürtlenleri. Artık kusuruma bak. Çok muhteşem bir görüntü oldu bence içeride. Değil mi? Domatesler çok güzel görünüyor. Hemen salatalıkları dolandırıyorum. Bulamıyorum. Neyse, bir böğürtlen yemeden. Hiç benzemiyor şeylere. Şunun tatlılığına, şunun güzelliğine bakın. Şunu yemeden nasıl duracağız? Hı? Dayanamayacağım. Bizim kameramana da ver, ah yesin. Al kameraman, sen de ye. Ya şunlar çok muhteşem arkadaşlar.
Şu an ağzım sulanıyor. Buradan duruyor. Şurada en güzellerinden böyle birkaç tane atacağım. Yine bunları da şöyle koyacağım buraya. Yine azlık olduğumuz için iki tane, bir tane daha alalım. Üç tane olsun. Salatalık daha çok tüketiyorum ben. Güzel oluyor. Şu küçücük poşet bizim kahvaltımız için yeterli arkadaşlar. Ki salata yaparken salatanın yanında bunu da ayrı bir şekilde yapacağım arkadaşlar. Muazzam olacak. Şöyle koyalım bunu da poşetimize. Şurada. Arkadaşlar her şey var. Gördüğünüz her şey yiyilebiliyor, anlayacağınız. Köküyle çıkarttım. Hiç olmaz. Burada basalım yanına. Oh, oh, oh. Yeni bir poşet türetelim kendimize. Diyorum, kıyamıyorum. Çünkü ağaç olmuş hayvan. Hayvan, bitki. Ya yeşilliksiz insan yaşayamaz. Umarım sizler de pazarlardan falan kendinize temin edebiliyorsunuzdur arkadaşlar. Hele de şehirde yaşayan arkadaşlarımız için oldukça önerdiğim bir şey. Şu yeşilliklerin tadına varınca hayat bir başka güzel oluyor. Şunları koparırken zevk alıyorum şu an. Soğan koparalım. Gerçi çok da soğansı değilim ama soğanlar da birer antibiyotik. Tavuklarımı her gün yediririm arkadaşlar soğan. Pirpirin tamamıyla çiğ de yiyin. Ne tadı diyorsunuz? Bir dakika. Çiğ olarak hafif ekşimsi bir tadı var. Ot tadı. Evet arkadaşlar, şimdi sıra geldi ateş yapmaya. Şöyle etrafını düzmeye başlayalım.
Arkadaşlar tamamıyla doğal. Yeterli bence. Bugünkü kahvaltı serüvenimizin de sonuna yaklaştık. Sonuna geldi sayılır. Sade ve öz bir köy kahvaltısı. Sucuğumuz, domateslerimiz. Şu şekilde gördüğünüz gibi salataların kralı arkadaşlar şu salatanın. Şurada böyle bir patates yahnisi tarzı bir şey var. Ondan sonra sucuğumuz, ekmeklerimiz, zeytinimiz, peynirimiz, çayımız, her şeyimiz hazır. Şimdi yapmamız gereken afiyetle bunu yemek olacak arkadaşlar. Bugün sizlere elimden geldiğince köy ortamında neler yapabiliyoruz onları gösterdim. Ortamımıza da bakarsanız muhteşem bir yeşillik, doğa içerisinde ağaçların yanında, üzümlerin kenarında oturuyoruz. Bismillah dedik ve ilk hamleyi ben yapıyorum arkadaşlar. Muhteşem. Şuraya böyle bandır aslında. Of. Harika bir lezzet. Çatırdım.
arkadaşlar, bugünkü videomuzun artık sonuna gelelim. Biz kahvaltımızı yapa duralım. Öncelikle sizlerden tekrardan özür diliyorum. Gerçekten bu ortamı sizlere göstermekle belki sizlerin aranızdan birkaç kişiyi heveslendiriyor olabiliriz. Ama sizlerle böyle şeyler paylaşmaya devam edeceğim inşallah. İlerleyen videolarda daha güzel içeriklerle sizlerle olmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.